Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hacı Mete. Bugün Battle Priest serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde hedefimiz çok belli, çok net. Abi 2 tane dual rock alıyoruz. Bir önceki bölümde zaten diğer takılarımızı almıştık. Bir de artı 6 Rage Breaker alıyoruz abi kendimizi. Çünkü arasında 12 atak var ve çok fazla atağımızı değiştirecek, farmımızı hızlandıracak. Bunun için de abi rockların bayını 6.5 M'e kadar çıkartmışlar. Oradan bir 13M gibi bir ihtiyacımız var. 18M civarında da, hatta 20-25M arasında koyuyorlar Large Breaker'ın artı 6'sını, ama biz 18-20M bandından kovalayacağız. Yani toplam 36-37M gibi bir paraya ihtiyacımız var. Bölüm 25M para kasmamız gerekiyor. Yapabilir miyiz? Yaparız. Aklımda birkaç tane şey var dostlar. Birincisi ağaç boss'u farmlayacağım. Düşen takılar gayet güzel para getiriyor. Bir diğeri Drakiler'e geleceğiz. Belki oralardan bir şey gelir. Bir de BDV'lerimizi, FT'lerimizi aksatmayacağız. Ve kısa süre içerisinde ben bu eksiklerimizi tamamlayıp çarımızı tam farma hazır bir hale getirmiş olmayı istiyorum. Bir de birkaç tane daha BDV kazanırsak, 3 BDV daha, şu Judgment skillini de açarız. Bu da farmamızı hızlandırır. Ama farmda çok kullanır mıyım bilmiyorum, çünkü Priest Stone istiyor. Birazcık maliyeti arttırır. 72'ye kadar yine bu şekilde idare edebiliriz diye düşünüyorum. Zaten ciddi bir farm da yapmıyoruz. Birkaç bölüm içerisinde de 72'ye kasıp artık onun akabinde CZ'ye çıkıp farmlamaya başlayacağız. Ağaç farmlayacağız, golem farmlayacağız, troll farmlayacağız. Keyifli günler bizleri bekliyor dostlar. Hala da heyecanım çok yüksek diyorum. Bölümü başlatıyorum. Amacımıza doğru ufak ufak ilerleyeceğiz. Herkese iyi seyirler diliyorum dostlar. Evet, şimdi önceki bölümden kalan takılarımızla pazarımızı kuruyoruz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz ki bayağı ağaç falan farmlamıştık. Bunlardan bir tur satmıştık. Bir tur daha satacağız. Sonra bu akşam bir tur daha farmlayacağım. Zaten ondan sonra bu serverdaki ucuz takıya olan açlık doyacaktır. 9M gibi para gelecek ama bunun 1.5M zaten şuradan geliyor. Ama 9M de iyi. Oradan gelecek 2-3M'i daha rol, 2'şer 4M role eklesek 5M de MP recovery için ilk sermayemiz olur. Akşam 7 BDV'sine geleceğim. Bir BDV'ye gireceğim. BDV'den sonra çıkacağım. 2 tur Draki yapmamız gerekiyor. Daha da 3 tura gireriz. Şu görevi veririz. Drakileri yaparız. Sonra farmımızı atarız. FT'ye gireriz. Hızlı bir başlangıçla güzel bir bölüme başlarız dostlar. Şimdi kuruyorum. İnşallah bayağı bir satılan olur. Çok bir vaktimiz yok. Gerçi 2 saat falan duracağım pazarda ama olsun. Bu ara az önce rol demişim. Rol değil, roklara veya roçlara artık. Nasıl kısaltıyorsunuz? Eklemeliyiz paramızı. Hani bir yanlışlık olmuş orada, bir telaffuz hatası olmuş. Arkadaşlar pazarımızdan herhangi bir şey satılmadı. Şimdi BDV giriyor. Bakalım, umarım keyifli BDV olur. Ben de sizlerle paylaşırım. Evet arkadaşlar, müthiş kötü bir BDV. SV atmayan, sonra da yetişemediğimizde niye heal atmadın diyen bir okçu arkadaşla beraberdik. Hayatta başarılar diliyorum kendisine ve artık farm yapmaya geçmemiz lazım. Bu bölüm çok paraya ihtiyacımız var. Ama zaten yeterince takımız olduğu için ağaç farmlayarak başlamak istemiyorum. İlk bir drakilerimize girelim. 3 tur. Ondan sonra bir bakalım ne farmlarız, ne ederiz. Bir karar verelim. Arkadaşlar az önceki BDV'de bir arkadaşımız da Tommy Versetti'ydi. Bayrampaşa Çevik Kuvvet'e selamlar buradan. Çevik Kuvvet'teymiş. Nöbetlerde izliyorlarmış. Çok sağ olun dostlar. Hayırlı görevler. Çok teşekkürler. Çok kıymetli bir görevdi. Görev alıyorsunuz bu arada. Çok kıymetli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Çok teşekkürler gerçekten. Arkadaşlar 3 tur girdim. Bir turunda AFK kalmak zorunda kaldım. 60. Bir turunda kırmızı trollerin çıkacağını unuttum. Öldüm. Ama 2 turu bir şekilde, yani AFK kaldığımda 2. turu tamamlamıştım. O yüzden şöyle şunu verelim. 3.5M XP'mizi alalım. Yine hiçbir şey alamadık. Bir tane kırdırmalık int basılı Warrior Chitin geldi. Çok kıyak item. şöyle ki ne farmlayacağımı düşünüyordum. Aklıma şey geldi. Bu DTS, DTK'lar falan filan. Bazen böyle ta eski Mage serimde görüyordum, Priest'ler takılıyor falan. Abi şu Belua'nın, şimdi orayı gösteremiyorum da şuradan göstereyim. Belluan'ın mı oluyoruz? Hayır. Raon'la Esland Entrance'ın arasında bir DTK slotu vardı. Çok iç içe duruyordu. Gidip bir saat bir orada takılayım diyorum ya. Bakalım DTK'dan ne alabileceğiz. Şunu şöyle alayım. Kırdırırız bunu. Şu podcast. Birazcık podcast. Güzel oldu. Draki'den. Tamam. Bir gideyim. Repair'imi yapayım. Kitabımı falan alayım. Bir DTK farmlayalım ya, bakalım. Dostlar slot şurası. Ben
Esland Entrance'dan, ya Esland girişinden gelmeyi tercih ettim. İsteyen Linard'dan harpilerin oradan gelir. İsteyen Raon'dan gelir, şuradan koşar. İsteyen şuradan EMC tavundan koşar, Hornetlerin oradan. Tamamen opsiyonel. Şöyle bakalım. 32 geçiyor. Güzel. Bir saat kasarız bir şeye kadar. 15.020'de şeyimiz var. Buralardan eskiden bu spes falan atıyordu. Böyle saçma sapan silahlar milahlar atıyordu böyle. Hani mirage'ler falan. Bir bakayım hala da öyle bir drop'u var mı, onu bir görmek istiyorum. 20K'da XP veriyor. Güzel. Scroll'ümüz de basit. Isle of Night online'ımız da var. Bir deneyeyim bakayım. Şurada bir saat döneyim. Kaç tane yaratık keseceğiz? Efendim de söyleyeyim. Bize bir drop atacak mı? Bir şey atacak mı? Bir gözlemleyeceğim. Bu arada şu artık scrollleri kullanmak istiyorum. Çantamda bulunmasın. İleride farmda bize sorun yaratacak. Onun dışında başka da söyleyeceğim bir şey yok. 272K'da paramız var. İlk çöpümüzü de aldık. Arkadaşlar, yarım saat olacak şimdi. Dönüyorum. Ben bu kadar kötü bir slot ömrümde görmedim. 100K para bıraktı. 3 tane de şundan çıktı abi. Bir tane de kırdırmalık şey ama bu şansa. Yani şunun yerine mesela Greyos farmlasak 7-8 tane alırdık şundan. Bir de çöp map de atardı. 200-300K'da öyle yapardık. Ama ben son olarak artık 64 level'da galiba Hornetler şey yapmayı bırak. Kitabı mı bitti benim? Evet. Hornetler galiba 64 level'da bana para atmayı bırakacaklar. O yüzden bu DTK farmını bırakıyorum. Hiç yaşanmamış sayıyorum. Sadece bir denemek istemiştim burayı. Ya belki böyle 10 saat falan farmlasak bir raptor maptor atabilir ama bende gene yok. Bir şey yok. O yüzden elle farmlıyorum. Olmaz. Benim kısa vadede çok scroll falan elde etmem lazım. O da az ekmek çok köfte olmuyor. Abi yarım saatte bu işi burada bitiriyorum. Yani 29 dakika oldu. Aynen. Çok kötü. Gerçekten sonuçlar çok kötü yani. Hadi çöp de atmıyor. En azından Greyhouse'da böyle saatlik 400-500K çöp falan da topluyorduk. Bu farmı hiç yaşanmamış sayın dostlar. Bu farmı hiç yaşanmayın sayın. Yani bunu kapak fotoğrafına falan bile yazmayacağım. Gideceğim harpi farmlayacağım deli gibi. Bunun başka bir oluru yok. Ya az önce demişim ki harpi farmlayacağım. Vallahi bu aralar dostlar yani ülke gündemi, böyle saçma sapan şeyler, siyasilerin açıklamaları falan, siz yani bunu 2 hafta geriye sarın saydığımız günden. Ya müthiş tadım kaçık, müthiş dalgınım. O yüzden böyle sürçülisan ediyorsak affola, kusura bakmayın. Şimdi FT'ye kadar bir şeyler atıştıracağım. O sırada şöyle üstüme birkaç tane takı toku aldım. Onları şu FT'nin oraya kuralım bakalım. Belki alan çıkar. Evet dostlar. VR'nin üstümüze düşmemesi için dua ettiğimiz dakikalardayız yine. Partiyi de elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum. VR geliyor, kaçalım. Umarım ölmeden yeşilimizi alırız. Tokenımızı alırız. Bankamıza koyarız. Evet arkadaşlar, VR de düştü. Yeşilimizi, tokenımızı aldık. Bankamıza atalım. Eline sağlık arkadaşların. Normalde uykum vardı, yatacaktım. Ama müthiş bir istek var şu anda içimde. Hornet farmlamak. Gidip bir saat Hornet farmlayacağım bugün. 2 saat yarın farmlarız. Sonra bir 2 saat derken falan böyle. 1-1,5 en para toplasak scrollerle beraber saatte. Abi elimize silahımızı çekeriz ya. Şimdi saat 32 geçiyor. Ya bu Hornet slotundan çok ümitliyim ya. En son denemiştik. Orada bir kaseye gelmişti. Muhtemelen cosplay olduğunu düşündüğüm bir arkadaş da uçuyordu çünkü böyle ışınlanarak takılıyordu. Bu sefer bir yani ümitliyim ya. 15.300 desek. Bir bakalım, bir saat şurada bir keyfimiz yerinde olsa, şöyle saatte 2M falan bıraksa var ya, tadından yenmez gerçekten. Bir de şu level'da XP de alıyoruz. Aynı zamanda da şey de rahat da kesiyoruz. Yani DTK'lar çok daha zordu mesela buna göre. Bunu da tık tık 2 tane vuruyorsun yerde. Tamam, başladık bakalım. Bu arada unutmamak adına yanında not kağıdı yok. 300K'da nakitimiz var. Bakalım ne kadar da nakit toplayacağız. Arkadaşlar, bir saati tamamladık. Hornet de benim için bir hayal kırıklığı. 470K gibi para topladık. Bir tur şehre gittim geldim, üstümdeki çöpleri boşalttım. Çöpleri fena değil. Güzel atıyor ama şey, az atıyor yani.
400K o. 80K'dan 5 kere 8 40 buradan 800K. İşte gittisi geldisi ortalama 900K falan şu üstümüzdekileri falan da versek. Bir masrafımız olmuyor tabi ama. Şu 381 tane de mob kesmişiz. Saati de göstereyim. 32 gece başlamıştık. Abi en iyisi galiba Greyos bu şeylerin slotların ya. Bir işte DTK'yı denemiştim. Bunlar şey böyle ekstradan bir item atmayan slotlar genelde şu scroll için farmlanıyor. Ama şimdiye kadar farmladıklarım arasında en mantıklısı Greyos geldi ya. Muhtemelen bir daha farm yaparsam oradan devam ederim yani. Onun dışında da şimdi bir pazarımızı kuralım. Yarın bilmiyorum Hornet'ten farma devam etmem. Sadece denemiş olduk. Usulukla bir saat. Greyos boş bulabilirsem farmlayabilirim. Leech farmla demişlerdi. Ben Mage'ken Leech'i nasıl farmlayabilirdim bilmiyorum ama bir araştıracağım. Bir gider bakarız. Rahat kesebiliyorsak belki Leech farmlarız. Ne çıkıyor onu da hiç bilmiyorum. Şöyle 500K'mızı dağıtalım. 13 evimiz oldu abi. Minik 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 ilerliyoruz. Hatta şunları falan bir satmamız yok mu ya bizim? Satalım abi. Pazar kurarken şunları da koyalım mesela. Aynen. Bir pazar kuracağım şimdi, sonra yatacağım. Evet, şöyle pazarımı da açıyorum. Şunlar yine dümenden duruyor. Beklentimiz 10M civarı abi şuradan. Gelirse bal olur. Kurdum pazarı ve yatıyorum. Evet, yine bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Yine artı 8 takılarımız satılmış 3 tanesi. Oradan bir 3M gelmiş. Kırmızı kutu gitmiş, yeşil kutu gitmiş. 7M paramız olmuş. 13M de bankada var. 20M'imiz var. Şimdi Dual Old Rock için bay kuracağım. Muhtemelen 6.2M fiyatına falan gelmiştir onun bayı diye de düşünüyorum. Piyasayı bayağı domine ediyor çünkü şu buy-sell şeycileri. Belki iki tane alırız. Onların biraz üstünden kuracağım fiyatı. Bir de buy MP Recovery yazacağım. Belki şöyle bir 19-20M falan bulabilirsek artı 6'sını alırız ya. Ona buy da kuramadığımız için hani bırakayım AFK olayım diyemiyorum. Hani PM atam olursa belki onu da çekeriz. Bakalım. Güzel para topladık ama yine. Arkadaşlar 6M'den bayı vardı rockların. 6750'den de seli var şurada buldum. Abi ben şöyle yapıyorum. 750-750 1.5M buradan karımız olacağına. Ben şöyle iki taneyi alıyorum. Şöyle bir. Şöyle iki. Abi setimizi tamamlıyorum. Bir de gideceğim artık 2 saat daha Hornet kasarım ya bunun yerine. Şöyle şunları da bir takalım abi. Artık takı setiyle işimiz bitmiş bulunmakta. Şöyle hocam seni şöyle alabilir miyiz? Aynen. Evet şunu çıkartıp mı takacağız? Nasıl yapacağız ya? Abi sen bizi niye böyle zorlu yollara şey yapıyorsun ya? Heh. Tamam. Abi şimdi artık atağımız 911. Şöyle bir kolumuzu basalım. Şunu basalım. 1419'a 350 defansımız vardı. Şunlarla nasıldı? 1405'e 300. Buradan hem 50 defans kazandık, hem 14 atak kazandık, hem de canımız 1180'den 1215'e çıktı abi. Artık takı setimiz tamam. Bir belki buraya Belt of Old STR alırız. Ondan da 50 HP'ye gelecek. Değer mi bilmiyorum ama şimdiki hedefimiz belli dostlar. Bundan sonraki hedefimiz elimize artı 6 large breaker almak. 20M gibi piyasası var. Bu bölüm geriye kalan 14M bir farmımız var. Hadi gidelim bir saat Hornet farmlayalım. Dün farmlamayacağım dedim ama bir saat daha bir şans vermek istiyorum. Ondan sonra alternatiflere bakarız. Hatta belki biraz level kasarız ondan sonra. Evet, geldim slota. 35 geçiyor. Buçuk diye hesap edebiliriz. Şurada bir saat kasılalım. Bunu neden bastım bilmiyorum. Bir saatin sonrasında yani toplamda yapacağımız 2 saat farm rocklardan ettiğimiz zararı çıkartacak dostlar. Öyle diyeyim. Daha sonrasında da farklı farmlar bakacağız. Vallahi nereye de farmlayacağız bilmiyorum bu düşük level'da. O yüzden 72'ye atmayı düşünüyorum çare. En azından CZ MZ'ye çıkarız. Ağaç maç farmlarız diye düşünüyorum da. İşte artı 6 MP recovery'i de alıp ondan sonra kasacağım. Ya da birazdan gidip Estant'taki şu tekrar edilebilir görevleri yapacağım KS ata ata. Alacağım taşı üstüme. 65-66'ya atarız kendimizi. Bu bize ne katacak onu bilmiyorum işte. Bir farmlayacak slot bulmam lazım önce. Evet arkadaşlar farmımızı bitirdik. Bir envanterimiz doldu. Ya tam bir saat olmadı 50 küsur dakika oldu ama. Artık yetti yani. Şuradan bir 300 küsur K para kastık. 6 tane de scrollümüz var ama bu artık son şey farmımdı. Hornet farmımdı.
Hani 2 saat bir farmlamak istiyordum oraydı. Çünkü artık bu karakterle her şeyi farmlayabildiğimiz için aklımda bir şey kalmasın istiyorum. Canımın çektiği her yeri böyle 2 saat 2 saat farmlayacağım. Yine neredeyse bir en para toparladık. Güzel oldu. Şimdi pazar kuralım BDV'ye kadar. BDV'den de bir kırmızı alırsak süper olur. Sonrasında bu tekrar edilebilen görevleri yapmaya gideceğim Esland'a. Onunla bir 65'e kadar atalım kendimiz. Hatta şöyle heal'ımıza bakalım. 1920 heal'ı istiyorum. Şu 3 level. 66'ya kadar bile zorlarız belki gidebildiğimiz kadar. Akşam drakilerimize gireriz. Efendime söyleyeyim. Şuradan takılar vardı. Takıları alayım. Akşam da drakilerimize gireriz. Ondan sonra artık ufaktan 72 yolculuğumuz başlar. Çünkü ben Helis'i açıp artık artı 6'yı da almış oluruz elimize. Böyle troll farmlayıp çitin düşürüp çitin upgrade falan etmek istiyorum yani. O noktalardayım. Şu an bir de küçük bir yıkım yaşadım ya. 6M'den koymuş abi rockları. 1,5M kendimize sapladık. Sağlık olsun. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Scroller satıldı. Onun dışında satılan bir şeyimiz yok. Takıları depoya attım. Şimdi BDV'ye gireceğiz. 100 tane de 252K kitap aldım. Ne olur ne olmaz diye. 2M'miz burada var neredeyse. 6M'de bankada var. Yine 8M'e geldik. 10-12M civarında bir açığımız kaldı. Yani bu tabii 20'ye alabileceğimizi varsaydığımız senaryoda. Şimdi BDV'ye gireceğiz. İlk defa humanlar bizden daha şey kalabalık. Bakalım nasıl bir BDV bekliyor bizi. Evet arkadaşlar. Magnezya ile birlikteyiz. Güzel bir varyor. Daha önceden de bir BDV'de beraber gelmiştik galiba önceki bölümlerde. Şöyle buff'ını verelim. Umarım karşı tarafı ufalayacağız birlikte. Şöyle kendi buff'ımı da vereyim. Evet, hazır ve nazırız. Abi benim canım niye artmıyor? BDV'lerde normalde can falan artardı, bir şeyler olurdu. Benim hala 3K'da ya. Karşı tarafta da 2 kişi var. Şöyle ben DB'sini vereyim karşının. Magnezya'nın şöyle kürünü vereyim. Aynen. Şöyle kürünü vereyim yine. Şöyle bir tur heal'ını kaldırayım. Şöyle kürünü vereyim. La sağ kalıya potu almayı unutmuşum. Sağ kalıya potu almayı unutmuşum. Potu almayı unutmuşum sağ kalıya. Hadi be. Ulan büyük amatörlük ya. Neyse sağlık olsun. Şimdi magnezya onları ayıklar. Ben zaten geliyorum. Şimdi kürü de geliyor hemen magnezyanın. Şöyle. Hocam kürünü hemen vereceğim. Hemen vereceğim kürünü. Hop verdim kürü. Hop bir de DB'yi verdim. Kendi buff'ımızı da basalım. Hocam gel 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 gel. Aman diyeyim aman diyeyim. Şöyle kendi buff'ımı acayip basayım. Abi biz magnezya ile beraber buradan altarı taşıya taşıya akarız bence. Aynen. Yakalarsın onu. Şöyle heal'ını vereyim de ne olur ne olmaz. Ama Priest'in canının artmıyor olması çok garip geldi yani bana. Evet geldiler tekrar. Ya bana boşuna gelme aslanım ya. Bana boşuna gelme. Adam altarı götürüyor zaten. Adam zaten altarı götürüyor. Ben şimdi şurada kendime bir kür döneceğim hemen. Aynen. Sen magnezya götürsün abi. Teknik çok basit. Siz zaten onu kesemeyeceksiniz. Benle uğraşırken o adam onu götürecek. Ben geleceğim şimdi sizi burada bir DB atacağım. Magnezya tekrar kesecek. Onun kürünü alacağım. Sistem böyle devam ya. Şöyle kürünü alayım. Aynen. DB'yi de vereyim. Şöyle heal'ını da alayım hocam senin. Ben kitabımı bastım mı ya? Şuna bir oynayayım ben de bakayım. Buff'ım yok ki. Kitabı bassam ne olur? Ha şöyle ya. Kilimizi de aldık. Şöyle DB'ni vereyim hocam. Sen kaça dur. Biz şimdi tekrardan altarı alacağız. Ben magnezyayı tutacağım.
getireceğiz falan filan. Aynı terane kutuya aldık diyebiliriz bu BDV için. Evet beyler, Magnesia'nın eline sağlık. Arkadaşlar çıkmadı. Bayağı böyle kavgalı, dövüşlü, savaşlı geçti. Ama victory'i aldık. Gidelim kutumuzu atalım depomuza. Dostlar, pazarımızı kurduk. Şu şekilde. Bir de Tuna 0644 az önceki BDV'deki karşı taraftaki Priest videoya selamlar demiş. Aleyküm selam dostum. Yani BDV'den çıkmayıp sonuna kadar mücadele ettiğiniz için teşekkürler. Keyifli oluyor ya. Böyle şeyler keyifli oluyor yani. Çok hoşuma gitti. Onun dışında da galiba bir karar daha verdim az önce. Quest Sword almak yerine Quest Kalkanı alıp artı 4 atıp kalkan olarak kullanabiliriz. Abi artı 6 DS'ler 2 GB falan ya. 2 GB ona vereceğimize bir tane 7 EE 8 set yaparız üstümüze yani. Quest'i zaten basacağız, yanacak. Artı 6 oldu zaten. Artı 7 EE artı 6'dan daha iyidir bence yani, kafa kafaya falandır. 1 GB 10 alırız, 8 setimizi çekeriz. Bu kalkan alma işi benim çok aklıma yattı, bakalım. Pazarda satıla neden bir şey yok. Ben artık şey için tekrardan farmlamak istiyorum. Alacağımız silah için. Şunları bir depomuza atalım, kaldıralım. Daha sonrasında leech farmlayacağım abi. İnternette gördüm. Böyle deli gibi bu satıyor falan filan gibi paylaşmışlar. Bu level'da kesebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden gidip leech farmlayacağım. Böyle bir karar verdim. Evet beyler, şu an leech'in bir şeyler attığından emin olabilirsiniz. Çünkü bakın burada farmlayanlar var. Bu demektir ki buradan bir şeyler alıyorlar. Yoksa bunlar, ben bilirim, bu mafyamsı adamlar farmlayamayacağı eşeğin önüne saman koymazlar. O noktadalar yani. Hepsi de 76 level'mış ya. 76 level'da bile drop atıyor demek ki burası. Aklımızda bulunsun. Bir de military camp 1'e bakacağım. Evet abi, leech farmlayamıyoruz. Maalesef. Full artı full. Lan ne de güzel sevinmiştim ya. Aklıma geldi yeni bir slot farmlayabilirim falan diye. Hevesim kursağımda kaldı şu an. Abi ben de geldim Eslant'a. Bari birazcık görevlerle, şu tekrar edilebilir görevlerle level kasalım. Şuradan dash alacağım. Şu kendimizin uzaktan vurma skilleri var. Onunla da vurabiliriz. Fakat onlar şey ya. Oha 210k. Biz şimdilik 1000 tane alalım. 100k. Onlarla vurduğumda bana dönme ihtimalleri var. Zehir gibi atıyor. O yüzden mage'lerin zehir skilleri gibi düşünün. Hiç o riske girmek istemiyorum. Gidelim bir paramum, Brahman. Zaten ne kadar veriyor? 2750 veriyor. Bak biz mage'le şuradayken, şunu alırken premiumsuz 74'ten 75'e kasmıştık çarıya. Sapıklık. Şimdi 2750'den ikisini tamamladığımda 5,5 M. İşte 80 M falan var burada. Kaç kere yapsak olur? 13-14 kere yapsak level atlatır bizi. Arkadaşlar 2 saattir falan buradayım. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve bununla beraber 15. görevi tamamlıyorum. Bu bizi atlatmayacak ama 99'a kadar getirecek XP'mizi. Birazdan bir BDV var. BDV'ye gireceğiz. Kısmetse BDV'yi kazanıp güzel bir XP alıp level atlayacağız. 98.99'dayız. Kırmızı kutumuzu da alacağız. Bankamıza koyacağız ve keyifli bir BDV de olacak umarım. Dostlar, bir asasla denk geldik BDV'ye. Karşıda da iki okçu var gördüğünüz gibi. Ama asasımız o kadar kötüydü ki gerçekten, yani debuff'ını atıyorum. Debuff'ı olmayan adama vuruyor. Bana diyor ki altarı götür. Hocam altarı ben götüremem. Adamlar iki okçu yakalayacaklar. Biz altarı adamlara vereceğiz. Adamlar aldıkça keseceğiz falan noktasında olacağız yani. 3-5 söylendi, çıktı gitti ondan sonra. Yani Assassin'ın da oynamayanı harbiden bela ya. Neyse, şurada kağıdı alabilecek gibi kenarda köşede takılalım. Hatta seninle bir tur biz bir şey yapalım mı ya? Hazır diğer arkadaşın gitmişken. Kaçma kaçma, gel. Gel buraya gel. Tekten gel ama. Bir tur deneyelim şunlarla bir. Kalkanı da çıkartayım. Şunu da takayım elime. Ya da kalkansız bunlar beni hacamat eder ya. Şöyle hocam gel. Gel. Ya öyle tekmeyle olmuyor hocam. Şöyle oluyor işler.
istiyorum. Diğer eleman gelip beni ayıklar. Maalesef diğer elemanın da şanssızlığı bu arkadaştı. Sen bir gel bakayım. Nerelerdesin? Seninle de bir deneyelim şansımızı. Abi iki kişi olunca iş işte kelek oluyor. Bak şimdi diğeri geldi ya, bu da erkek olur aynen. Bak görüyor musun? Hadi teke tektik az önce. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Elime bile kaldırttırmadılar iki okçu. Evet, kısmet böyleymiş. Evet dostlar, BDV çıkışı beklediğimiz gibi 64 olduk, kutu alamadık ama kağıt için bekledim. Artık önümüzdeki level'da son STR'ye vereceğimiz level olacak. Ondan sonra HP'ye de vermeye başlayacağız. Şimdi 3 tur Draki'ye gireceğim. I Love Night Online'ını alıp. Bir şey alacağımızı düşünmüyorum ama en azından bir %10 falan XP kasalım. Arkadaşlar normalde pot harcamayayım diye bir alt katta çıkıyordum. Ama bu sefer dedim bir üst katında boss'unu keselim. 65'te olduk. Gördüğünüz gibi şu küçük potlarımızı da bitirmiş bulunmaktayız artık. Şunu şöyle yapalım da sağ klikle yanlışlıkla şey yapmayayım. %15 kastık. Bir tane kırdırmalık şer aldık sadece. Çok kötü droplar. Şöyle 60M XP verdi. Bu bal oldu yalnız. Tohumumuzu atalım çıkalım abi üst tarafları. Ya da kesebilir miyiz ya? Ne kaybederiz ki? Deneyelim. IC abi. Aa burası. Yok. Elveda. Dışarıda görüşürüz. 3M'i de verelim. Yarın bir tane chat görevimizi yapacağım dostlar. Bu ilk iğne görevi diye bilineni yapacağım. Sıra sıra bütün mobları falan kestiğimizi. Çünkü victory kağıdı da veriyor. Onu oturup böyle 1,5-2 saatte yapıp tekte ayrı bir video olarak paylaşacağım. Şuraya bir yere de pinlerim. Çünkü yorumlarda falan da geldi. Yeni başlayan arkadaşlar falan da var. Hani chat görevleri nasıl yapılıyor falan diye. Öyle bir seri yapacağım abi işte. Onunla başlayacağım. Sonra Raon'u yapacağım. Ondan sonra işte Goblin'i yapacağım falan böyle. Hepsini birer video serisi olarak yapacağım. Serilerin içerisinde geçmeyecek. Şöyle kenarlara pinleyeceğim abi onları. Seriyle birlikte paylaşacağım. İzlemek isteyen tekrardan gidip o anları da izleyebilecek noktada olacak. Hem de arkadaşlara da yardımcı olmuş oluruz bu konuyla ilgili diyorum. Onun dışında yeni bir farm fikrim var. DTC. Esland DTC abi. Raptor atıyor diyorlar. 10 saat kesip hiç Raptor alamayan da var. Birkaç tane video izledim. Yarım saat takılıp Raptor'un bir tanesini kıtlayıp yürüyen de var abi. O yarım saat takılıp Raptor'un bir tanesini kıtlayan olmayı çok istiyorum. O yüzden bir saat gidip şimdi orayı farmlayacağım. Repair'ımızı falan yapalım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Şöyle hemen repair'ı yapıyorum. Bir de artık sürekli şu kadar farmı yaptık, şu kadar ayartı kestik falan noktasında bulunmak istemiyorum da. Ya tabii ki de bununla ilgili size fikir vereceğim. Hani yapmak isteyenler bunu öğrensin. Ama bu kuruşu kuruşuna hesap yapmayı düşünmüyorum yani. Zaten serideyiz ha. Ben yarım saat bunu farmlayacağım. Gideceğim bir saat onu farmlayacağım. Öyle geçecek seri. Şimdi geldim bakalım aslan parçaları. Saat buçuk. Bir yarım saat farmlayalım. Peşine de zaten FT gelecek. Yalnız buradaki moblar biraz fazla ayrık değil mi ya sizce de şöyle? Bunu sanki şeyde yapsak daha mal. Ama orada da repair masrafımız falan git gelimiz çok olur. Neyse ya şuna niyet ettik. Bir saat bir takılayım şurada. Şunu da göstereyim. Az önce dediğimin tam tersi ya. 16.790. Yapmayacağım dediğim her şeyi yapıyorum. Arkadaşlar hazır dedim. DTC'ye dönerken şunları çıkınca gördüm. Bizim burada iki tane kill görevimiz olması lazım. Şu galiba bir. Aynen. 5 tane şundan demiş. Aa 20'ydi bunlar 5'e düşmüş. Abi bu toplama görevlerinin hepsinden onar onar toplayacağım. Niye diyeceksiniz? Çünkü mage'imizde de premium'umuz yok diye toplama görevlerini verememiştik. Hepsinden topladıktan sonra bankaya koyacağım abi bir bölümde girelim onunla toplama görevlerimizi verelim. 76 level olsun ya mage'imiz. Yani bir onu görelim ya vallahi. Şunun şeyini de bulayım. Is it man or animal? Bunlar troller. Abi neredesin sen? Şu olabilir mi? Dominated Warriors. Aynen DTC. İki tur DTC yapıp 5 tane de şundan toplayacağım. Zaten 175. 45 burada var. 40 da buradan gelecek. 85. Bir level da atlatacak bizi. 65 yapacak tertemiz. Hedefim bu bölüm 66 olmak. Daha rahat bir farm için. Hem Master'ı 5 yapacağım. Master 5 olunca Absolute'nız açılacak. Bütün damage'ler %10 düşecek bize karşı gelen. Hem de 1920 heal, 1950 mi 20 mi oluyordu ona bir bakayım. 1920 heal'ımız açılacak. Bal olacak.
Evet, şimdi bir saate kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle ilk görevler bitti. Şunları satıyorlar mı de medallar yok. Bunlar da 10K falan ediyormuş. Toplarız ya, bunlara büyük vurgun oldu yalnız ya şu görevlerin 5'e indirilmesi. Cidden kötü durumdalardır yani. Nerede şu ikincisini de alalım. Aynen, bu zaten bizi level da atlatacak. 65 level devam ederiz. Şunu açıp hemen yolumuza bakarız. Evet dostlar, şunu da bir teslim edeyim. Hemen şöyle level'ımızı alalım. Evet, 90 şey 95 de 65 olduk. STR'mizi fulledik. HP'mize vermeye başladık. Bu arada seri izleyip de char yapan arkadaşlar falan varsa, eski serverlarda artı 9 fabriklere ulaşmak biraz daha kolay anladığım kadarıyla. Onlara 78 int istiyor, aklınızda bulunsun. Şöyle master'ımızdan da 5 verelim. Heal'a da 44'ü verelim. Şöyle şunun gelmesi çok güzel oldu. %10 damage'ler azalacak. Defansımız açığımız çok büyük çünkü. Evet, farma devam. Dostlar bir 50 dakikadır falan buradayız. Raptor alamadık. Para da toplayamadık. Çok kesat işler. Ama buraya olan umudumu yitirmedim. Bir saatte yarım fırsat bulursam şeyde farmlayacağım bunu. Lüferson'dakini farmlayacağım. Totalde 2 saat bu olur. 2 saat işte zaten Hornet farmladık falan. Böyle 2 saat 2 saat ufak ufak deniyorum slotlar, ama burası yani dediğim gibi şöyle bir birikim var hoca. Yani Raptor olmadıktan sonra buradan hiçbir şey alamıyorsun yani. Evet beyler. FR'mizi aldık. Buff'larımızı bastık. Bu saatten sonra yapabileceğimiz geriye tek bir şey kaldı. O da VR kafamıza düşmesin diye dua etmek. Eğer bu akşamki FT çok kritik, VR beynimize inmezse, hayırlısıyla bu akşam bir yeşil bir mavi alabilirsek, şey yeşil alabilirsek bir de coin'imizi alacağız, mavi de alacağız onunla birlikte. Bu da demek oluyor ki artı 6 MP recovery'ye bayağı yaklaşıyoruz derken VR şuraya düştü. Sağlık kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Abi inşallah alırız ya. Kazasız belasız biter bugün de. Evet dostlar, kazasız belasız bu FT'yi tamamladık. VR düşüyor. Yeşilimizi de alalım. Sonra token'ımızla gidelim. 3 token'ımız oldu. Maviyi de alalım. Pazarımızı kuralım, yatalım. Eline sağlık partideki herkesin. Şöyle ki şimdi Avrupa maçlarımız var. Onları izleyeceğim. Daha sonrasında enerjim olursa bir şeyleri farmlamak istiyorum sabaha kalmadan. Ama enerjim olursa bir token alıp pazarı kuralım. Hocam şöyle galiba biz bir de Blue gemleri de bunları 3.5'tan falan koymuşlar. Biz biraz ucuza koymuşuz galiba. Bir de gitti diye seviniyorduk ya. Neyse, FT coin. FT coin. Blue chest'imizi de alalım. Şöyle yeri bile hazır hocam ya. Pazarımızı kuralım. Dostlar biz evet gerçekten birazcık ucuza kuruyormuşuz. Hem bugün roklarda hem de birkaç gündür kutularda ufak ufak kendimize saplıyormuşuz. Sağlık olsun. Şimdi ortalama piyasa değerlerinden kurdum. Şöyle pazarı açıyorum. Neyi koymadık? Buraya bir şey eksik koymuşuz. Küpelerden bir tane koymamışız. STR int int. STR şunu koymadık büyük ihtimalle. Şöyle koyayım. Doğru tahmini bir türlü bulamadım. Şu mu, sen misin? Evet. 16M gibi bir pazar payımız var. İnşallah sabah hepsi satılmış olur da artık artı 7 MP recovery'imizi alırız. Bir tane chat görevimizi patlatıp ondan sonrasında bölümümüzü bitiririz. Baya böyle farmcı bir çar oldu yani. Dostlar yatmadan bir pazarı kontrol edeyim dedim. Çoğu şeye gitmiş. Şöyle depom çoğu şeye gitmemiş aslında. Birkaç bir şeye gitmiş. Şöyle baktığımızda bir tane artı 8 STR şeyimiz vardı, küpemiz. O gitmiş. Bir de kutular gitmiş. Şöyle antin kuntin ne varsa depodan daha alayım onları da, şöyle 3 taneye daha koyayım pazara. 10M'i de bankaya atayım. Kısmetse şu kutu ve birkaç tane şey gitti mi, yarın artı altımızı alıyoruz da Archbreaker'ımızı. Arkadaşlar selamlar. Bugün hiçbir BDV'ye hiçbir şeye giremedik. Onun dışında 2-3 tane artı 7 vardı. Onlar falan gitmiş. 800K daha para olmuş. Bir adım daha yaklaştık. Şimdi bir FT deneyeceğim. Bir yeşil kutu daha alırsak bal olacak. Ama bakalım girebileceğiz mi, edebileceğiz mi? Umarım bir yeşil daha ekleriz. Evet dostlar, yine Zurna'nın Zord dediği, ne olacağından emin olamadığımız, acaba bir yeşil mi duygusunu tattığımız saniyelerdeyiz. VR bakalım ne demize düşecek.
Kafamıza mı düşecek? Etrafımıza mı düşecek? Hadi aslanım, bize yeşili ver ya. Şu 7 MP recovery'yi alalım. Nereye düş lan VR? Yakınımıza düşmedi herhalde derken. Bugünlük kısmetimiz bu kadarmış beyler. Yokmuş yeşil. Başka bir şey farmlayacağız. Yazık oldu be. Yazık oldu. Vallahi yazık oldu. Evet beyler. Şöyle trade'imizi atalım. Elimdeki silahı bile çıkarttım. Tam bir cingen pazarlığı yaptım çünkü arkadaşlar. Hani yok hocam nasıl yaparız falan. 18.256. Şöyle 18'e 256K artı kırmızı kutuyu verelim. MP Recovery artı 6 Large Breaker. Hayırlı uğurlu olsun. Ya nice. Ya şu durum beni mesela muazzam mutlu etti ya. Şöyle şu ikisini bir basalım. Şöyle artı 4 ile 1491. Artı 6 ile 1644 abi. Bayağı damage değişiyor ya. Bir yanlışlıkla HP görsem bayılırdım yalnız o kadar para verdikten sonra. Yani mesela kaç vuruyoruz? 754, 691, 760, 600. Bir de şununla bir bakayım. 643, 670, 600. Abi 700'lere gelemiyoruz bile ya. Müthiş oldu. Şimdi dostlar bunu da satacağım. Pazara koyacağım. 3M falan ediyor. Artı altımızı aldık. Hani bunu ona yedek yapmayacağım. Çünkü atağı düşük. İleride bir tane daha alırız. Yani farmlarımızda gider repair'ımızı yaparız. Yapacak bir şey yok. Çünkü bayağı fark ediyor. Yani 200 atak oynuyor abi. Neredeyse. Yani 150 atak oynuyor. O yüzden artı 6 ile yolumuza devam ediyoruz. Şimdi önümüze çıkan bir engel vardı bizim. Hem kalkan hem silah almak istiyorduk. Onu da şöyle aşacağım. Kalk, yani silah almayacağım şimdi. Mirage Sword çok güzel bir silah. Şeydeki görev silahı. Fakat biz onu alacağız. Artı 6 denerken yakacağız. Keza artı 6 diyelim bir şekilde yaptık. Abi artı 7 iyi ile kafa kafaya oluyormuş. Yani artı 7 atmamız gerekecek. Banko yine yakacağız. O yüzden ben hiç o toplara girmeyeceğim. Hem de onu alırsak böyle DS falan veya işte artı 7 dol almamız gerekiyor. Dolar 1 GB. DS'nin artı 6'ları 3,5 GB falan civarında diye gördüm. Hiç o paralara girmeyeceğim abi. Quest kalkanımı alacağım. Artı 4 atacağım ve kalkan işini bırakacağım. Çünkü yani Sword yani olur olmaz belli değil. Buna bayağı tepki gösteren de olur aranızda. Sword'u alacaksın falan diye de. Abi kalkan işini öyle çözeceğim. Gelecek parayı toplayacağımız parayı artı 8'e yatıracağım. Direkt silah da almayacağım. Çünkü şu anda silah kullanacağımız bir durumda da değiliz. Farmlarımızı şununla atacağız. Artı 8 STR set. Sonra bir de artı 7 HP set yaparız. Kalkan taktığımız etkinliklerde kullanmak için. Ondan sonrasında da artık EE'ye doğru ya da Mirage Sword'a doğru böyle bir Mirage bayağı hoşuma gidiyor çünkü artı 7 rep 1 falan öyle bir şeye doğru kasarız abi. Yani şu olay muazzam oldu. Şimdi sel pazarımı kuruyorum ve müthiş keyifli bir şekilde yatıyorum. Abi şöyle pazarımı kuruyorum. 7M, 1M de üstümüzde var. 8M. Yarın şu chat görevimizi yapıp 66'ya atıp artık misyonumuzu tamamlamamız lazım. Bir yarın Draki de gireriz. Bugün girmeyeceğim Draki. BDV'mize de gireriz. O da güzel olur. 66'ya da atarız. Heal'ımızı da açarız. Bayağı keyifli, verimli bölüm olur. Az önce de bahsettiğim gibi bundan sonraki hedefimiz parça parça artı 8 STR'mizi toplamak. STR 8 seti yapıp bir de old STR belt yaptık mı zaten farm abi. Tam bir farm çarı. Heli saçmak kalıyor geriye. Onu da zaten iki bölümde şu üstümüzü toplasak İki bölümde de 72 olmuş oluruz zaten. Sonra CZ'de ağaç farmı, troll farmı, efendim ne söyleyeyim, hobgoblin bulabilirsek falan. Baya böyle oralara ince ince kıyı kıyı yürümeyi planlıyorum. Arkadaşlar herkese günaydın. Dün Large Breaker'ı XX Louis almış. Kalanını da M7 CHI 35 diye bir arkadaş almış. Minih 35 büyük ihtimalle. Şöyle ismi de burada PM'de atmış. Demiş ki itemların hepsini kenara ayırdım. İhtiyacı olan varsa gelsin alsın. Ya dostum çok teşekkürler. İhtiyacı olan isteyen yazsın. O artı 7 işte artı 8 int takılar 8 dex belt işte 8 str küpe bilmem ne two handed old sword'lar falan. Ama siz yine de böyle şeyler yapmayın. Ama dediğim gibi ihtiyacınız varsa gidip arkadaşa PM atabilirsiniz. Kenara ayırdım ihtiyacı olan gelsin alsın demiş.
O zaman biz de şöyle yapalım. Gidelim. Bir tane daha bir tane chat görevimizi yapalım. 66 olalım ve bu bölümü bitirelim. Zaten garip bir şey var. Bir önceki bölümü yüklemiştim ama şu anda videonuz kısa süre içerisinde işlenecek falan filan diyor. Daha çalışmıyor video. Hızlıca görevi yapayım da onu tekrardan yükleyeceğim. Anca yüklenir çünkü yarın sabaha kadar. Evet dostlar. Crack of all means görevimizin ilk partını tamamladık. Şuraya bir yere pinliyorum derken coin'imizi de alalım. Diğer parti için 70 olmamız gerekiyor. Onu da ilerleyen bölümlerde parti 2 için devam ettireceğim. XP'mizi %78'e kadar getirdik. Bal oldu. Bu görevleri dediğim gibi hem arkadaşlar daha fazla bilgi istediği için hem de sizi çok fazla sıkmamak için zaten match serisinde bölüm içerisinde yaptık. O yüzden böyle bir ayrı paylaşım olarak yapacağım. Onun dışında şimdi abi bizim 8'en falan bir paramız var. Ben diyorum ki bu bölüm bitmeden son bir şarkı. Beltimizi de alalım ya. 50 HP 50 HP'dir. Kuralım bay pazarımızı. Beltimizi de alalım ya. He? Ne dediniz? Şurada ne kadar XP kalmış? 40 yem. Hatta gidelim ilk 66'yı atalım kendimizi tekrar eden görevlerle. Onlarla kendimizi alt... Şu, ama şey taşımızı şuradan alalım. 10K orada bankaya para vermeyelim. Tekrardan görevlerle 66'ya atalım. Heal'ımızı açalım. Ondan sonra bay pazarımızı kuralım. Dostlar kısa bir işim çıktı. Onu halletmem gerekiyor. Şöyle son bir kemerimiz için de bay pazarı kurdum. Şöyle temizinden. Zaten bu takıp çıkarılabilen bir kemer olduğu için ileride dahisini aldığımızda da satarız. Bir tek roklar üstümüzdeki satamayacaklarımız. Onlar da en son değiştirecek takılarımızı. Bayağı idare edecek bizi. Girebilirsem bir öğlen BDV'sine yetişmeye çalışacağım. Yetişemezsem de bay pazarda kalalım böyle. Arkadaşlar herkese selamlar. 48 saattir belki pazardayızdır. Abartmıyorum. Bak 26 kere tamamlamışız şunu. 2 saatten belki daha fazlası. Abi 4050'ye kurdum. Ben kurduğumda en pahalısı 4M'di. Artık bu alt takım affesiyle baş edemiyorum. Şu kemerle yolumuza devam edeceğiz abi. Ona vereceğimiz parayla alt skebelt falan bir şey alırız. Yani abi 48 saatte bir belt atılır ya. Hemen bak 5K üstüne 10K üstüne kuruyorlar anında. Bak şimdi var mı şurada? 4090 görüyor musun? 40K üstüne kurmuş. Bak şurada bir yerde 4080 vardır. Oha 6.5M'den kurmuş ama o sel pazarmış pardon. Yani onu alamayacağız anladığım kadarıyla. Fark etmiyor. 50 EP için de o kadar para vermeye gerek yok. Bir sonraki bölümde de artık fabriklerimizi sekizlemeyle başlarız para toplayıp diyorum. Bu bölümü burada bitiriyorum dostlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde artı 8 setimiz için artık ufaktan başlangıcımızı yapacağız. 70 olmayı planlıyorum. Hatta 72 olmayı planlıyorum bir sonraki bölümde. Görevlere birazcık girişeceğim. O süreçte de farm da yaparız. Ama 72 olmamın sebebi Helis'i açıp artık CZ'ye çıkmak istiyorum. CZ'de farm çok daha karlı oluyor dostlar. Böyle BDV beklerken gidip bir saat CZ'de farmını yarım saat yap falan böyle. Ara ara farmlarla da etkinlikten aldığımız parayı tamlarız. Güzel olur. Diyorum bölümü burada bitiriyorum dostlar. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bir de yorum atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.